بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الله صلاة والسلام وبركاته في غمبر مز وباك تميز أهل بيتنا Allah Azze ve Celle ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Ahlaki desturlardan olan nefsin kontrolünden söz ediyorduk. Dil ile kalp arasındaki ilişkiden söz ettik. Nefsi kontrol etmek için dikkat edilmesi gereken ahlaki desturlardan, tavsiyelerden bir diğeri ise yagızedir. Yagze yani gaflet uykusuna dalmamak için her daim uyanık olmaktır. Sağlıklı, pürüzsüz bir şekilde, sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde Allah'a, cennete, vaat edilen güzelliklere, saadete ulaşmak isteyen birisi bu ahlaki destura uymak zorundadır. Böylesi bir nimete sahip olan kişi Allah'ın kullarına verdiği en değerli saadet sermayesini de elden vermemeye gayret gösterer. Peygamberlərin də gəliş nədəni insanları qəflətdən uyandırmaqdır. Allahu Əzza və Cəlla 124 min peyğamberini, kitablarını göndərdi ki, insanları qəflətdən uyandırsınlar. İnsanları ömürlərindən istifadə etməyə davət edib bilincəndirsinlər. Əmirul Müminin İmam Ali alayihissalat və salam şöylə buyurur. Ey Yəhnas, inna Allaha arsala ileykum rasulan liyuzih bihi illatakum ve yuqiza bihi ghaflatukum ey insanlar yüce Allah peygamberleri sizleri ruhi ahlaki ve toplumsal hastalıklardan kurtarıp gaflet uykusundan uyandırmak için gönderdi peygamberler bunun için geldi bizi gafletten uyandırsın bizi kendimize getirsin bizi etrafımıza duyarlı olanlardan karar kılsın Kur'an insanları uyarmak ve gaflet uykusundan uyandırmak için çeşitli tabirler kullanmıştır. Bazı ayetlerde efela تَعْقِلُونَ hala akıl etmez misiniz tabirini kullanmıştır. Bazı ayetlerde efela تَتَزَكَّرُونَ hala öğüt almıyor musunuz? Bazı ayetlerde efela tetefekkarun hala düşünmez misiniz? Bu tabirlerin hepsinin maksat ve muradı insanı gafletten uyandırmak, insanı her daim zinde tutmak içindir. Yagze yani uyanık olmak ömürden istifade etmektir. Ömür sermayesini tanımaktır. Allah'ın ona büyük bir sermaye verdiğinin farkına varmaktır. Sermayelerin en mükemmeli ve en değerlisi ömür sermayesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebuzer Kuffariye şöyle buyuruyor: "Ya Ebuzer, kun ala umrika ashah minke ala dirhamika ve dinarika." Ey Ebuzer, ömrün hususunda dinar ve dirheminden daha cimri ol. Yani Allahu Azze ve Celle sana öyle değerli bir ömür vermiş ki, onu boş yerlere harcama, bu sermayeyi tüketme. Bu sermaye o kadar değerli ki bunu sadece Allah'a cennete feda edebilirsin. Bu uğurda harcayabilirsin. Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatu vesselam gerçek ziyan ve zarar zararın ne olduğu hakkında şöyle buyuruyor. İnnel mağbuna man gaba umra. Şüphesiz zarar eden ömründen zarar edendir. dinar ve dirhemin zararı telafi edilebilmektedir. Ama giden ömrün bu sermaye telafi edilememektedir. Dolayısıyla ömrünü heder eden, ömrünü Allah'tan gayri yerlere harcayanlar, gerçek zarar ve ziyana uğrayanlardır. Uyanık olmak yani geçmiş geçti, gelecek de suretle bize doğru gelmektedir. Gelecek günlerden istifade etmektir. geleceğimi nasıl inşa etmeliyim? Bugün içinde bulunduğum günü nasıl geçirmeliyim? Allah'a hoşnut edecek, ehlibeyt ve ale ehlibeyti tebliğ edebiliyor muyum? Eğer böylesi bu düşünce, bu fikirle günümüzü başlatıyorsak, gerçekten uyanığız ve ömrümüzün sermayesini Allah ve ehlibeyt yolunda harcayabiliyoruz. Emirü'l-müminin İmam Ali aleyhisselatu vesselam geçen ömürleri şöyle tarif etmiştir. Saatler günde, günler ayda, aylar yıllarda, yıllar da ömürde ne çabuk geçip gidiyor. Hakikatta beşer bir dönüp arkasına baktığında ne kadar gelip geçti boyunca yıllar. Nasıl bu kadar yıl gelip geçti de farkına varmadım deyip yakına bilmektedir. Yarının kıymetini bilip, yarının ne olacağını iyice planlı, projeli bir şekilde hazırlamak gerekiyor. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur. Müminin ömrünün değeri biçilmez. Yani Allah azze ve celle öyle bir sermaye vermiş ki kuluna. Bu sermayenin değeri dünyada yoktur. Dünya ve içindekilerin hepsini verseler dahi bu değerli sermayenin karşılığını veremezler. Çünkü Onunla geçmiş telafi ediliyor. Ömür sermayesiyle geçmiş telafi edilebiliyor. Kılmadığı namazlar kaza edilebiliyor, tutmadığı oruçları yerine getirebiliyor. Üzerinde kul hakkı varsa onu eda edebiliyor ve onunla ölenleri diriltiyor. Yapmadığı ibadetleri, zayi ettiği ibadetleri ömür sermayesiyle telafi edebiliyor. Yaqza uyanık olmak yani ömür sermayesinden istifadə etməkdir. Allahın verdiyi 60, 70, 80 illik bir ömrü Allahın hoşnut olacağı yerlərdə xərçamaqdır. Ömürlərimizin iki ana müştərisi vardır. Bir Allahu Əzzə vəcəllə, 2 şeytan. Allahu Əzzə vəcəllə kulların ömrüne çok değer biçmiştir. Değeri yücedir. Ve buyurmuş ki, kulum senin ömrünün değeri cennettir. Benim hoşnutluğumdur. Bu ömür sermayesini boş şeylere harcama. Ya eyyühellezine amenu. Hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Ey iman edenler sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstermeyi ister misiniz? Töminü billahi ve resulihî ve tucâhidûne fî sabîlillâhi bi amvâlikum ve anfusikum ve lekum hayrul Allah'a ve peygamberine inanır, malınızla ve canınızla Allah yolunda cihat eder iseniz, eğer bilir iseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Yani gerçek ömürden istifade etmek budur ömrü Allah'a feda etmek, Allah'la muamele etmek, ömür karşılığında Allah'ın cennetini talep etmektir. Ve bu ticaretle dünya insanın ticaret hanesi olmaktadır. Allah'la muameleye koyulmak müminin dünyada ticaret hanesi olmaktadır. Emirü'l müminin İmam Ali aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Dünya evliyaların ticaret hanesidir. Yani o kadar uyanık kişiler ki Allah'ın velileri, müminler dünyayı ticaret haneye dönüştürmüşler. Bu dünyada Allah'la muamele ediyorlar. Canlarını, mallarını Allah'a vererek bunun karşılığı cenneti almaktalar. Ve bu ticarette başarıya ulaşanlar zafere felaha ulaşmışlardır. İnne Allah'a iştera minel mu'minine enfusehum ve emvalehum ve enne lehumul cenne şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Ayetin devamı bu alışverişin karlı bir alışveriş olduğunu beyan buyuruyor. Ve zalika huvel fawzul azim. İşte asıl bu başarıdır. Asıl bu gerçek bir ticarettir. Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Gıpta edilen ömür Rabbin itaatinde geçilen ömürdür. Yani birisi ki gıpta ediyor Allah uzun ömürler versin ne de bereketli ömürdü yani ne de Allah yolunda hizmet edilen bir ömüre sahip olduğu murat edilmektedir. Allah yolunda geçmeyen ömür zarar ve ziyandan öteye bir şey değil. Allah yolunda geçmeyen ömür her attığı adımda bir adım daha ateşe, cehenneme yaklaştırmaktadır insanı. Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ömrünü ibadet ve itaat dışında mahvetmekten koru. Yani Allah'ın verdiği bu sermayeyi o kadar güzel koru ki bu sermayenin Allah'a isyanda geçmesine izin verme. Beşer ömrünün tümünü Allah yolunda geçirebilir. Uyuması, yatması, kalkması, yemesi, içmesi, gezmesi her şeyi Allah yolunda olabilir. Güzel bir niyetiyle hepsini Allah yolunda geçirebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu e şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, liyekun leke fi kulli şeyin niyetun hatta fi navmi vel ekl. Yavuzer, yapacağın her amelde bir niyetin olsun. Hatta uyumak ve yemekte dahi bir niyetin olsun. Böyle olur ise ömrünün baştan sona kadar Allah için olmuş olur. Bir bardak su mu içtin? Niyet et Rabbim bu suyu içiyorum. Güç ve kuvvet bulup güzel ibadet edeyim. Yemeğe ihtiyaç mı duydun? Yediğin yemekte Rabbim ibadet ve itaat etmek için bu yemeği yiyorum. Uyumaya mı çekildin Rabbim uyuyup dinleneyim sana güzel ibadet etmek için uyuyorum niyetiyle insan tüm amellerini lillah edebilmektedir. Ömürlerimizin ikinci müşterisi şeytandır. Şeytan da Allah gibi bizim ömürlerimize müşteridir ve şeytan değersiz şeyler verir. boş şeylere insanı aldatıp ömür sermayesinden istifade eder. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِّحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانِ مُهْتَد۪ينَ Onlar doğruluk yerine sapıklığı aldılar da. Alışverişlerine kar getirmedi. Onlar Doğruluk yerine sapıklık aldılar da alışverişler kar getirmedi. Doğru yolu bulamamışlardır. Hakikatta şeytanla muamele ettiğinde insan zarar ziyan etmektedir. Ömrünü heder etmektedir. Bir diğer ayette şöyle buyuruyor. Onlar ahireti verip dünyayı satın alan kimselerdir. Yani şeytanla alışveriş edip şeytanla muamele edenler hakikatta qiyamətlərini ahiretlərini verib dünyanın dəyərsiz keçici malını almaktalar. Artı bunlardan azap hafifletilməz. Bu ticarətlərindən dolayı bunların azabı hafifletilməyəcək. Onlara yardım da edilməz. Onlara bir yardım, bir eee faydanın dokunmasına da izin verilməyəcəkdir. Bi sama ishtarou bihi -hə anfusuhum Ne pis şeydir kendilerini satmaları, mallarını, zanlarını şeytana satmaları, şeytanla muamele etmeleri ne de çirkin şeydir. Şeytanla muamele ve alışveriş hakikatta günah, isyan, itaatsizlik, yalandır. Beşer bu gibi günahlara muptala olmuş ise ömrünü şeytana satmıştır, şeytana heba etmiştir. Ama beşer gün gelir de bu məamələsindən vazgeçərsə artıq gerisini geri dönəməyəcəkdi. Çünki öylə bir anda pişmanlıq duyacaq ki, artıq o pişmanlığı fayda verməyəcəkdir. Ölüm meleyi gözüktüyündə, Azrail zahir olduqunda, hətta izacə əhədhumul maut qala rabbir cün ölüm meleği geldiğinde, ölüm emareleri, nişaneleri görüldüğünde, nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim beni dünyaya geri döndür deriz. Ama hiç faydası olmayacak. Gerisin geri dönmeyecek artık insan. Diyecek ki, Rabbim beni geri döndür ki terk ettiğim dünyada salih ameli yerine getireyim. Yani Rabbim şeytanla mameleyi bırakıp seninle mamele edeyim. Cevap verir hayır. Bu sadece onun söylediği boş bir sözdür. Yalan söylüyorsun sen. Geri dönsen de yine aynı şeytanla muameleye gireceksin. Yine ömür sermayesini şeytana satacaksın. Çünkü onların arkasında tekrar diriltecekleri güne kadar devam edecek dönemler, engeller var. Bir perde var, berzah vardı. Çünkü artık sen gördün nereye gittiğini. Gerisin dönsen de fayda vermeyecek. Hayatın devamı şöyle buyuruyor. Eğer geri döndürseler yine kendilerine yasak edilen şeylere dönecekler. O kadar nankör, o kadar bedvah ki şeytanla o kadar yakın ilişkide bulundu ki geri döndürülse de tekrar aynı tutumuna devam edecektir. Ve buyurur ayetin sonu. Ve innahum lekâzibûn. Onlar, doğrusu onlar yalancıdırlar. Onlar hilekardırlar. Her sabah uyandığımızda tekrar geri dönmüş değil miyiz? Hadi işe koyul, hadi güzel amele koyul, hadi Allah'a kulluğa koyul, hadi ömrünü Allah'la muamele et. Allah Azze ve Celle bizleri ömründen istifade eden, ömrünü, malını, canını Allah ile muamele eden salih mu'min kullarından karar kılsın. Vesselamu <Sessizlik> aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.